Yine geniz akıntısı bahsettiğimiz bu enfeksiyonlarla da birlikte hocam. Şöyle geçelim. Evet. Ben sözü getirdim, siz devam, topu attım hocam, gerisi sizde. Şimdi şöyle, tabii geniz akıntısında özellikle hani karışabilecek hastalıklar reflü toplumumuzda çok sık. Yani reflü de geniz akıntısı yapabilir, ses kısıklığı yapabilir ama geniz akıntısı daha çok sinüzitlerde, müzmin veya akut yeni başlangıçlı sinüzitlerde karşımıza çıkıyor. Burada geniz akıntısının azaltmasının en önemli yollarından biri, eğer sinüz iltihabımız varsa kulak burun doktorumuzun takibinde, onun haricinde de zararı olmayacak bazı uygulamalarımız var. Bunlardan birisi kaynamış suyumuza bir bardak veya bir tas suyumuzu alıyoruz. Emniyetli bir şekilde olacak veya difüzör de olabilir. Difüzör de olabilir. Çok tabii da kolay ki bulunuyor birçok yerde. Kesinlikle. Uçucuya. Fiyatları, evet. Okaliptus hemen bakalım. Evet. Çok da güzel kokuyor. Keskindir. Okaliptus uçucu yağımız var. Açayım hocam ben. Okaliptus uçucu yağımızı kaynamış suyumuzun içerisine iki damla, biraz daha koyalım. İki damla damlattık. Arkasından da biberiye uçucu yağı. Okaliptus özellikle kanalları geldi açmada bile ve salgıları boşaltmada oldukça yararlı. Biberiye de özellikle antiseptik özellikle solunum yollarındaki enfeksiyonlarda çok çok bizim için önemli. Uçucu yağlar inhalasyonla kullanımı emniyetlidir. İki damla okaliptus, iki damla da biberiye uçucu yağını koyduk. Başımızı bir havluyla veya difüzör aldık, bir cihaz, buhurdanlık aldık. 20 küçük bir odada bunu yaptık. 20 dakika 25 dakika burnumuzdan derin nefes alıp veriyoruz. Böylelikle bu uçucu yağın özellikle kaynamış su üstüne yaptığımızda burnumuzun açıldığını, ciğerlerimizin açıldığını, salgıların daha da akıcı hale geldiğini göreceğiz. Biz de şu reklam arasında şunu koyduk, bir ciğerlerimizi açalım. Peki burun tıkanıklığında ne yapacağız? Bunun cevabı kısadan hemen görüşürüz. Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden hocamla devam ediyoruz. Burun tıkanıklığına bu defa ne yapacağız diye sormuştuk. Evet, ne burun tıkanıklığında hocam? Da özellikle yine seyreltici bir yağımız var. Üzüm çekirdeği yağımız var. Bunu da yaklaşık olarak 2 tatlı kaşığı kadar koyacağız. Biz çay kaşığımızı şöyle koyalım. Gibi yapalım. Evet. Koyduk. Bunun içerisine de yine biraz önce de burun ve solunum yollarını açıcı, salgıları akıtıcı okaliptus uçucu yağımızdan da şöyle tersini kullanalım. 2 damla uçucu yağı koyuyoruz. Şöyle. Bu karışımı da burnumuzun etrafına ve burnumuzun alt tarafına yavaşça yedirerek masajla sürüyoruz. Bunu günde 4 defa emniyetli bir şekilde yapıyoruz. Özellikle burun tıkanıklığının giderilmesinde basit, etkili bir çözümdür. İşe gidiyorsak bunu daha çok geceleri yapmamız, geceyi rahat geçirmemize ve ertesi güne de iyi hazırlanmamıza yardımcı olur. Hatta hocam okaliptus yağını hafif böyle yastıklara da damlatıyorlar. Kesinlikle. Her iki tarafa da, hatta döndüklerinde de o efekt devam etsin tabii, diye. Mesela uçucu yağlar gece uyutmak için, lavanta uçucu yağı. Bu da burun açmak için rahatça evet yapılır. Sevgili hocam buyurun gelin yayının kapanışını birlikte yapalım. Duyduk müziğin sesini. Evet, evet, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Size harika bir hafta sonu diliyoruz. Yeniden görüşmek umuduyla ve dileğiyle diyerek dileyim. Yayınımızı herkese kapatıyoruz. Sağlık, mutluluklar olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.